Merhaba, ben Zuhal Baysar. Hacettepe Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görev yapıyorum. Öğretim üyesiyim. Bu CERD'e açtığım sergiyle beraber toplamda 10. sergim olacak, kişisel sergim. Daha çok resim yapıyorum, tuval üzerine çalışıyorum. Fakat bu sene bir de 3 boyutlu heykeller denedim. Heykellerim daha çok seramik, alçı, kil ile şekillendirerek yapıyorum. Av mevsimi daha çok insanın toplumsal yaşantı içerisindeki kendine özgü avlanma ritüelleri üzerine hazırlamış olduğum bir sergi oldu. Çünkü avlanma her ne kadar ilkel insanla, ilkel yaşamla ilgili olarak düşünülse de aslında günümüzde toplum yaşantısı içerisinde her bireyin tek tek kendi kişisel yaşantısında karşılaştığı bir durum. Ancak artık avlanma bir anlamda besin için, yemek için yapılan bir şeyden çıktı. İnsanların bir ötekini avlamasına dönüştü. Günümüzde biraz böyle bir durum var. Bu serginin aslında en temel, en merkezde olan çalışması günlükler. Av günlükleri olarak nitelendirdiğim iş. Bu günlükler benim yaklaşık olarak bir sene içerisinde hemen hemen her gün hazırladığım eskizlerden oluşuyor. Ve serginin temel meselesi de bu günlükler aslında. Bunlar benim bir anlamda avlanma günlüklerim. Çünkü her gün aklımdan geçen notlar, güne ait sıkıntılarım, yaptığım işlerle ilgili çalışmaların hepsi bu günlüklerde yer alıyor. Sergide yer alan resimlerin birçoğundaki görsel karmaşa aslında bilinç katmanları sergimin, bir önceki sergimin temasıyla hemen hemen aynı. Çünkü bilinç katmanları bende tamamen içte yaşadığımız karşıtlıkların, çelişkilerin, duygularımızın o ikircikli yapısının ifade buluşuydu. Bu sergideki çalışmalarda buna bir de günlük yaşantının o toplumsal karmaşası giriyor. Dolayısıyla benim için aslında insan son derece karmaşık bir varlık. Hem iç dünyasıyla hem gelip geçen zamana ait durumlarla, gerçekliklerle, çok farklı gerçeklikle bir arada yaşayan bir varlık insan. Ve bu sergideki en temel sorunlarımdan bir tanesi de aslında insanın işte bu ikircikli yaşantısı. Av mevsimi sergisinde üzerinde durduğumuz bu ilkel varoluş, akla ilk başta Freud'un temellendirdiği bir bilinç ve bilinçaltı yapısını getiriyor. Ancak buradaki dürtü aslında Freudian bir anlama sahip değil. Çünkü günümüz insanı sürekli devinim halinde, bir dünya gerçekliğinin ortasında sürekli kendini var eden bir psikolojik yapıya sahip. Ama buradaki olay biraz daha farklı. Çünkü günümüz insanının zihinsel altyapısı, ruhsal temelli ihtiyaçları, karmaşık ve devingen bir iç dünyası var. Bir de buna karşısındaki her gün daha da genişleyen dünya eklenince sorun aslında daha da karmaşıklaşıyor. Mesela Deleuze dünyanın kaotik yapısının hayatımızı ve tüm şeyleri belirleyen asli bir unsur olduğunu düşünür. Ve buradan hareketle dünya ile karşılıklı etkileşimimizin ve insanların birbiriyle etkileşimlerinin sadece özlere göre ya da Freudian bir yaklaşımla anlaşılmasına karşı, yani dünyaya ve hayata dair her şey çoğul bağıntılar barındırıyor aslında. Her dinamik, bir diğer dinamikle bağlantılı ve karmaşık bir ilişkiler bütünü. Av ritüeline buradan baktığımız zaman aslında böyle bir karmaşık bütün olan insanın çoklu yapısına yönlendiriyor. Hem av, hem avcı olan ya da ne av ne de avcı olan insan. Onun varlığı, tüm karşıtlıkları ve karmaşası aslında bu sergiyi temellendiriyor. Av mevsimi sergimi CERMODERN'de izleyebilirsiniz. Teşekkürler.